Evlerimizde aile olarak Allah'ı yeniden en büyük isim, en büyük kudret, en büyük kefil, en güçlü şahit haline getirebiliriz ve biz imanımızı, nefsimizi, neslimizi koruyup Rabbimize gidebiliriz. Dünya yanar, benim evim yanmadıktan sonra ben yaşarım. Tıpkı onun gibi. Ben Allah'ın kefaletine razıyım. Abdullah ibn Ömer'e demişler ki. Allah'ın adı kullanılan her yerde tamam diyorsun. Kandırıyorlar seni demiş. Ama Allah için kandırılıyorum yeter bana demiş. Bu bize zevk meselesi. Anlayış meselesi. Kardeşlerim, Allah asla kefaletinden vazgeçmez. O Allah'tır çünkü celle celaluhu. O Allah'tır. Hiçbir kulunu yolda bırakmaz. O Allah'tır celle celaluhu. Eğer kadın kocası nikahtaki Allah'ın adıyla cümlesini unutan bir adam çıktıysa, Allah unutmadı onun adının orada kullanıldığını. Adam unuttu, Allah unutmadı. Kadın eğer kadınlığını kocasına Allah'ın adıyla istendi diye verdiği halde, adam şimdi o havada değilse, kadın o havada değilse, Allah hala o Allah'tır ama. Allah hala aynıdır ve kayyum olarak kullarının üzerindedir Allah e peki o zaman benim yuvamı düzelsin yuvayı düzeltmekten eğer sen 10 gün daha balkonda çay içmek şeklinde bir yuva anlıyorsan zaten sen o kefaleti hak etmiyorsun sen asiye olup bu saray gibi ev yerine cennetten bir ev ver bana ya Rabbi her şeye razıyım de Bak Allah kefaletini nasıl kullanıyor. Allah kefil ama sen kefaleti hak ediyor olman lazım. Kardeşlerim bir dönüşüm yapalım. Ben de biliyorum işte dediğim ya 40 yılda ancak bu dönüşüm olur. Bugün tövbe istiğfar etsek, bankaların faizlerini reddetsek, yalana tövbe etsek, bu çürümüş anlayış 40 yılda ancak değişir. Musa aleyhisselama karşı saygısız davranan İsrail oğulları Tih çölünde 40 sene ceza ediler. O nesil çürüdü gitti, Allah yenisini getirdi de, Yuşa Aleyhisselamla beraber cihad ettiler. Bu çürümüş sekülerizmin, yalanın, hatta insan hakları adına yalan uydurmanın yasallaştığı bu çürümüş anlayış 40 yılda ancak değişir. Ama Allah'ın izniyle 40 saniye sürecek bir tövbeyle ben değişirim. Ben beni bilirim zaten. 40 saniyede eşiminki sürer, iki dakikada Allah'ın mübarek kulları haline gelebiliriz. Ondan sonra da kendimizi cennete varıncaya kadar yalandan, dolandan, hileden, Allah'a karşı kusur işlemekten koruruz. Allah da kefilimiz olarak bize yeter. Allah şahit olarak kime yetmedi ki bize yetmeyecek. Yeter. Ondan sonra Bizi ateşe atmış olsalar bile ailece İbrahim yapar bizi Allah o zaman. Ama bu üstün körü bakış Allah'ın rızasına aykırıdır ve asla ve kat'a Allahu Teala adının ağırlığının bu kadar yıpratılmasını affetmeyecektir. Dünya yuvarlansın, toplumlar gitsin, ben tek kalayım Allah'ın adını eskitmeyen olarak diye düşündüğümüz sürece de biiznillah Nuh'un gemisindeyiz biz. Allah'ın izniyle.